Öylesi böylesi yok kızım. Seven insan kıskanır. Kıskançlık mı kaldı Allah aşkına ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Devir mi? İnsanın var olduğu günden beri bu duygu var. Ne devrinden bahsediyorsun sen ya? Bence saçma. Kendine güveni olmayan insan kıskanır sadece. Yo. Bence sen gayet özgüvenli bir insansın. Nasıl yani? Anlamadım. Gayet iyi anladın da. Neyse. Nerede kıskandım ben seni ya? Ha? Ben o gözlerde kıskançlığı gördüm. Sen söylersin. Ama o yalan söylemez. Özür dilerim ya. Bir anda oldu yani. Kusura bakma gerçekten. Ne yaşadık biz şimdi? Buyurun. Polis. Noyan Bey'le görüşecektik. Ne hakkında görüşecektiniz? Önemli bir konu var. Noyan Bey rahatsız edilmek istemiyordu da o yüzden sordum. Artık rahatsız edeceğiz. Noyan Bey. Ne dedim ben sana? Efendim, polisler görüşmek istediler. Polis demek. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Yeliz Denizci hakkında konuşmak istiyoruz. Peki. Adınızı öğrenebilir miyim? Soruları biz soruyoruz. Hay hay. Geçin şöyle oturun. Ayakta konuşmayalım. Nasıl yani, şimdi izindekileri bile çağırmış mı apar topar? Sinem'le Seda tutuşmuştu. Herkesi aradılar vallahi. Bir kişi hariç. Mesut. Ah be oğlum. Ah benim odunum ya. Vallahi abi bırak, böyle gergin zamanlarda belki de burada olmaması daha iyidir. Orası da öyle ama yani. Müdürüm, sizin hiç haberiniz yok mu? Ne konuşacak Rıza baba? Bilmiyorum kardeşim. Bekliyoruz biz de. Geç kalmadık değil mi? Yok yok. Daha odasında. Neymiş bu kadar acil olan? Birine bir şey oldu sandık. Öyle bir şey değil herhalde. İzin falan iptal dedi. Kriz mi var yani? Bilmiyoruz işte kardeşim. Bekliyoruz. Ya böyle ani toplantılar falan yapar mı? Adeti midir? Hiç değildir. Bu ilk. Evet. Oturun, oturun, oturun. Tamam mıyız? Geldi mi herkes? Tamamız baba. Toplandık. Mesut hariç. Arasa mıydık onu da? İster misin? Yok yok. Gerek yok. Böyle iyiyiz. Evet. Meraktasınız biliyorum. Neden toplandık böyle diyorsunuz değil mi? Vallahi diyoruz Rıza baba. Öncelikle sakin ol. Korkulacak bir şey yok. Bildiğiniz gibi ben dün Ankara'ya gittim. Mazlum! Mazlum! Hop! Faturalar nerede? Şurada bak. Bakalım bu ay ne kaçmış bize. Başka var mı burada başka? Orada olması lazım. Hiç girmemişiz. Mesut Güner hanginiz?
Benim. Kim soruyor? Narkotik şubeden geliyoruz. Hakkınızda ihbar var. Yok ya. Kim yapmış ihbarı? Onu söyleyemeyiz. Ama üstünüzü aramak zorundayız. Tabii bu mekanı da. Baba ne diyor bunlar ya? Dur. Boş ver. Buyurun arayın ya. Arayın. Biz torbacı mıyız ya? Narkotik ne alaka? Tamam mazlum, tamam sakin. Onlar da işlerini yapıyorlar işte. Bakanlıkta işlerim var. Eski dostlarla görüştük, konuştuk. Bazı kararlar aldım. Onları nasıl uygulayacağımla ilgili biraz kafa yordum. Sonunda hepsini çözdüm ve döndüm. Nasıl kararlar baba? Ekiple ilgili mi? Evet, elbette. Hem ekiple hem de kendimle ilgili. Baba, meraktan öleceğiz burada. Baba, korkmayın dedin ama nasıl olacak? Sakin olun çocuklar. Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orada. Nasıl yani, öyle pat diye mi? Tam öyle değil işte. Ama sen Rıza Baba, siz bizi bırakıp nereye? Olacak iş mi bu? Bu işi bakanlıktan hallettiğine göre hemen olsun bitsin istemişsin Rıza Baba. Haksız mıyım? Evet. Evet, doğru. Hiçbirinize laf anlatmakla uğraşmak istemedim doğrusu. Ama esas haber bu değil. Ben yıllarca yaptım bu mesleği. Şimdi bitiriyorum. Sizlerin önünde uzun yıllar var. Özellikle de gençlerin. Ancak başka yerde. Nasıl? Başka yer derken müdürüm? Ne oluyor ya? Asayiş şubeye bağlı özel ekip, kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip, ilk harcını rahmetli Osman amirinizle attığımız bu ekip, artık görevini tamamlamıştır çocuklar. Lav ediyoruz. Yani ekibi dağıtıyoruz. Bunun görüşmelerini de yaptım. Gerekli onayları da aldım. İşlemler başladı bile. Durum budur. Evet, sorusu olan var mı? Var. Sor çoban, sor. Neden baba? Dükkan mı baba bu? Kapatıp kapısını bitti diyorsun. İşimizi mi iyi yapmadık? Sana mı bir yanlışımızı gördün? Neden? Evet, gördüm. Bu ekip bugüne kadar ne belaya bulaşırsa bulaşsın, bir kişinin peşinden gidip bana sırtını dönmemişti. Sayenizde bu kadar yıldan sonra bunu da gördüm. Her şeyin bir sonu var bu hayatta. Bu ekibin yolu da buraya kadarmış. Bitti. Evet, herkese yakında tebliğ ediyoruz. Yeni görevlerinizde hepinize başarılar dilerim çocuklar. Hadi. Amma aradınız ya. Oğlum bırak, işlerini yapıyorlar. Tamam da bu iş nereden çıktı? Kimden çıktı? Biri mi ihbar etti? Biri bize çamur atmaya çalışıyor herhalde. Kim bilmiyorum. Düşman çok ya. Herkes olabilir. Ya ne kadar rahatsın ya. Ne yapayım oğlum? Ağlayayım mı oturup? Allah Allah. Malzeme buldum amirim. Bu ne ya? Mazlum. Ben de ilk defa görüyorum. Boş da o dolap. Biri mi koydu diyorsunuz? Ne çıktı? Saf uyarıcı madde. En az 1 kilo. O bizim değil. Ama burada bulduk. Baba bir şey desene ya. Ne diyeyim oğlum? Kumpasa geldik işte. Ya tamam da bir şey yap. Ya bir tepki ver, ne bileyim. Birinin suratına bir tane geçir şurada. Ya bir şey yap ne olur ya. Sizi kelepçelemek zorundayız komiserim. Bak keyfine. Şu montumu ver. Tak kelepçeyi. Zaten elinize koymuş gibi buldunuz. Direkt mutfağa girdiniz. Ha? Biliyor muydunuz yerini? Başka yeri aramadınız yani. Gel, tak kelepçeyi, tak. Hadi yürü. Ha ha ha.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.